Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ahlakımızı nasıl düzeltebiliriz sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Ahlak dinin önemli bir bölümünü meydana getirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: "İnnemâ buistu li utemmime mekârimel ahlak." Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberimizi şöyle methediyor: "Ve inneke le ala hulugin azim." Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin. En yüce bir ahlak üzeresin. Bizler Müslümanlar olarak dinin iman boyutuyla alakamız var, inanıyoruz. İbadet boyutuyla alakamız var, ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Dinin bir de ahlak boyutu var. Bu da nefis terbiyesi, kalbimizin iyi duygularla dopdolu olması, bu gibi şeyleri ifade eder. İnsan hem iyi ahlak sahibi hem de kötü ahlak sahibi olabilir. Adeta insanın mahiyeti bir tarla gibi, iyilik ve kötülük tohumları burada beraberce bulunuyor. Aynı insanda hem cehalet tohumu vardır hem de bilgi tohumu vardır. İnsan hangisine yönelirse onu geliştirir. Aynı insan alim olabileceği gibi cahil de kalabilir. Aynı insanda hem cimrilik tohumu vardır hem cömertlik tohumu vardır. İnsan hangisini beslerse o olur. İsterse cimri olur, isterse de cömert olur. Aynı insan hem cesur olabilir hem korkak olabilir. İşte bu anlamda bunu daha geliştirebiliriz. İnsanın mahiyetinde iyilik ve kötülük tohumları beraberce yer almış. Ahlak dediğimiz olay, kötü tohumları geliştirmemek, iyi kabiliyetleri geliştirme olayıdır. Mesela bir şelale düşünelim. Süratli bir şekilde aşağıya doğru akıyor. Aşağıda bir nehir meydana geliyor. Ve meydana gelen nehir etrafı kırıp geçiriyor. Etraftaki tarlalara zarar veriyor. Bu haliyle zararlı. Ama bunun önüne bir baraj yapacak olursak o zaman faydalı. İşte insan eğer kendi haline bırakılacak olursa, nefsine bırakılacak olursa, nefis onu pek iyi yere götürmez. Nefis günahlara meyyaldir, kötülüklere meyillidir. Ve kendi haline bırakılan bir insan iyi bir insan değil, kötü bir insan olur. Ama bu insan terbiyeyi kabul eder. İnsanın nefsi terbiyeyi kabul eder. Böyle olunca da eğer iyi bir terbiyeden geçerse o kimse alim olur, fazıl olur, bütün güzel ahlakı kendinde gösterebilir. Demek ki kendimizi terbiye etmek bize bırakılmış. Mesela kaşlarımızın tanzimi bize bırakılmamış. Doğuştan, yaratılıştan o zaten ayarlanıyor. Ama diyelim saçımızı kesmek, tıraş etmek bize bırakılmış. Bıyığımızı tanzim etmek bize bırakılmış. Onun gibi ahlakımızı iyi veya kötü yapmak, bu da bize bırakılan özelliklerdendir. Bu noktada insan bir mücadelenin içinde olmalı ve ahlakını güzelleştirmeye çalışmalı. Bugün İslam alemine bir bütün olarak baktığımızda ahlaki yönden ciddi problemlerle karşı karşıya olduklarını görmekteyiz. Nasıl ki zaman zaman depremler yaşanıyor, depremlerde binalar çöküyor, şehirler yıkılıyor. İslam aleminde de manevi çok depremler olmuş. Çok çöküntüler meydana gelmiş. Ve bunun neticesinde ahlaki değerler de epey çökmüş durumda. Ve kalite düşüyor maalesef. Ahlaki yönden kalite düşüyor. Bakıyorsunuz insanlar söz veriyor ama sözünde durmuyor. Ve insanlar, bir kısım insanlar Müslüman oldukları halde yalan söyleyebiliyorlar. Vaatte bulundukları halde vaatlerini yerine getirmeyebiliyorlar. İşlerinde hile yapabiliyorlar. Bu anlamda baktığımızda çevremizdeki pek çok insanda ahlaki yönde problemler olduğunu görürüz. Peki bunlardan kurtuluş nedir? Bu ahlaki çöküntülerden nasıl kurtulabiliriz? Bunu değerlendirmeye ve ele almaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, insan iradi bir şekilde, iradesini kullanmak suretiyle kötü huylarını atabilir, iyi huylarını geliştirebilir. Kendisi bunu yapabileceği gibi çevrenin onun üzerindeki etkisi, bu da inkar edilmez bir gerçektir. Çevre de onu şekillendirebilir. Bir insan mesela sigara içmiyor ama kahvanede bir miktar otursa, oradaki o pis duman onun üzerine siniyor ve dışarıya çıktığında sigara içen biri gibi kokuyor. Bir başka insan
diyelim güzel kokuların satıldığı bir dükkana girdim. Koku almasa bile çıktığı zaman üzerinde güzel kokuların kokusu hissediliyor. Demek ki iyi yerlerde bulunursak oradaki o güzel hava, manevi güzel atmosfer bizi de etkileyecektir. Dolayısıyla bir insan iyi ahlaklı olmak istiyorsa iyi ahlaklı insanlarla arkadaş olması lazım. Hani derler ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte bir insan iyi insanlarla arkadaşsa gerçekten iyi olur. Kötülerle arkadaş olduğunda bu defa onların kötü özelliği ona yansır. Üzüm üzüme baka baka kararırmış. Onun gibi gerçekten insanımız da bulunduğu çevreden etkileniyor. Bir kitapta şöyle okumuştum. Diyor ki, iyilerle arkadaş ol. Eğer kötülerle arkadaşlık yapacak olursan denize akan tatlı sulara benzersin. Malum tatlı sular denize varıncaya kadar tatlıdır. Ama denize karıştıktan sonra artık o tat ortadan kalkar ve doğrudan doğruya denizin suyunun özelliği orada hakim olur, galip olur. Onun da tadı ekşi bir tat, tuzlu bir tat haline gelir. Demek ki bu tarzda baktığımızda iyi ahlaklı olmanın en pratik yollarından birisi iyi çevrelerde bulunmak, iyi arkadaşlar edinmek ve onlar gibi olmaya çalışmak. Bir başkası kitaplar okumak. Ahlakı anlatan çok güzel kitaplar var. Mesela Peygamberimizin ahlakını anlatan siyer kitapları var. Bunlara baktığımızda Peygamberimiz nasıl yaşamış? İşte Peygamberimiz bizim için örnektir. Dolayısıyla insan Peygamberimizin yaşantısını iyi öğrendiğinde onun gibi olmaya çalışır. Onun gibi doğru, onun gibi emin, onun gibi dürüst olmaya çalışır. Ve büyük zatların hayat hikayelerini okumak ahlak noktasında da bize gerçekten çok şeyler kazandırır. Çünkü büyük zatların ahlakı da büyüktür, sözleri de büyüktür. Onları böyle iyi bilmek, tanımak bizi de onlar gibi olma yolunda başarılı kılacaktır. Öte yandan nefse hitap eden kitapları okumak. Çünkü nefsin terbiye edilmesi lazım. Nefis daima insanı kötü ahlaka sevk eder. Eğer biz bu nefsi terbiye edecek olursak nefis zamanla söz dinler hale gelir. Yani affedersiniz, mesela bir köpek eğer bir terbiyeye tabi tutulursa bununla avcılık yapılıyor. Daha önce zararlı bir hayvan iken iyi bir terbiyeden geçtikten sonra avcılıkta sahibine yardım ediyor. İşte sahibi onunla ava gidiyor ve onunla bir takım av hayvanlarını yakalıyor. Bu şekilde bir köpek söz dinlerse insanın da nefsi adeta o köpek gibidir. İnsan o nefsini söz dinler hale getirebilir. Ve Kur'an-ı Kerim'in o manevi atmosferini yaşamaya çalışmak, o manevi iklimde yaşamaya çalışmak, bu da insanı ahlaklı yapar. Ve Kur'an-ı Kerim'i okudukça orada şunları da görecektir. Allah beni görüyor, Allah benim ne yaptığımı biliyor. Nasıl ki biz kameraların karşısında rastgele hareket edemeyiz. Mesela bir hırsız kamera karşısında hırsızlık yapmaz. Kameraların çalıştığını biliyorsa yaptığı ortaya çıkacaktır. Hırsızlık yapmaz. İşte Kur'an'ı okuyan bir insan bakar ki meleklerin kameraları çalışıyor. Ve Kur'an'ı okuyan bir insan bakar ki insan başıboş değil. İstediği yerde otlamak için kendi haline bırakılmamış. Her yaptığı kaydediliyor. Ve diğer alemde bunun bir hesabı olacak. Bunu bildikten sonra hal ve hareketlerine dikkat eder. Helalden istifade eder, haramdan da kaçınmaya çalışır. Ve ben başıboş değilim, vazifedar bir yolcuyum der. Ahlak itibariyle de en güzel olmaya gayret gösterir. Demek ki güzel ahlaklı olmak mümkündür. Bu bizler için, hepimiz için bir idealdir, bir hedeftir. Ve insan bu hedefine adım adım varabilir. İyi insanlarla arkadaş olmak, nefse hitap eden kitapları okumak, başta Kur'an'ı, Peygamberimizin hadislerini, Peygamberimizin hayatını okumak, bu gibi şeyler gerçekten insanı çok daha iyi ahlaklı bir hale getirebilecektir. Cenab-ı Hak böyle kamil bir ahlak, güzel bir ahlakı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.